Arkadaşlar merhaba, bugün 2 Temmuz Cuma ABD Belmont Park yarışlarında altılı ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. Hepinize hayırlı cumalar. Her zaman yaptığım gibi yorumlara başlamadan önce yurt dışı bahisçilerin bugünkü koşullara ait seçimlerini vereyim. 2 Temmuz Cuma Belmont Park yarışları. Andy Serling'in yorumları ekranda gördüğünüz gibi. Birinci koşu, birinci altılı ganyanın ilk ayağı, dördüncü koşu, ikinci altılı ganyanın ilk ayağı ve dokuzuncu koşu da altılı ganyanın son ayağını oluşturuyor. İkinci altılı ganyanın son ayağını oluşturuyor. Aynı şekilde Anthony Stable'ın yorumları da burada. Bu web sitesini videonun sonunda yorumlar kısmına koyuyorum. Link halinde, oradan isteyen arkadaşlar daha detaylı inceleme fırsatı bulabilir. İkinci altılı ganyanın ilk ayağı 21.31'de start alıyor dördüncü koşuyla. 3 kare İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte bir koşu. Koşuda 7 isim start alıyor. Arkadaşlar çok dengeli atlar var burada, birbirine yakın anlamda, performans anlamında. Burayı haş yapmakta fayda var. Gene de bir sıralama yapmak gerekirse 6 numaralı Tapalis'ten başlayacağız. Javier Castellano ile start alan. Koşu $14.000'lık bir satış koşusu, toplam ikramiyesi $28.000 olan 6 numaralı Tapalis Javier Castellano ile start alıyor. 19 Mart'ta bir önceki startında 1700 metre kum pistteki koşuyu 6 boy farkla kazanmış, 10.000'lik bir satış koşusu. 1.46-16 derecesiyle 1700 metre kum pistteki koşuyu kazanan Tapalis, 2. altılı ganyanın ilk ayağındaki ilk önereceğim isim. 4 numaralı Pierre Forti var. Irad Ortiz Jr. ile start alıyor. Nispeten bugünkü koşuya nazaran üst grup koşularda tabela yapmış bir isim. 13 Mayıs'ta da 1700 metreyi 1.45-60 derecesiyle 16.000'lik bir satış koşusunu 4 boydan fazla bir farkla aynı jokeyle kazanmış bir isim. 4 numaralı Pierre Forti. 3 numaralı Beachfront Jose Lescano ile start alıyor. Son 3 startında 2 tane ikinciliği var, bir tane üçüncülüğü var. 1200 ve 1300 metrelerde kum pistte start almış. 1 numaralı Revenio, Dylan Davis'le start alacak olan bir isim. 2 numaralı Fleet Ridge, Eric Cancel'la start alıyor. 30 Nisan'da 1600 metre çim pistteki 10.000'lik bir satış koşusunu kazanmış bir isim. 1.35-68 ile. 2 isim kaldı yazmadığımız. Onları da yazın diye tavsiye ederim. 7 numaralı Beat That Flow Luis Saez'le start alıyor. O da bir önceki startında 16.000'lik bir satış kursunu 1600 metre kum pisti ıslak zeminde 1.38-85 derecesiyle 10 boy gibi bir farkla kazanmış bir isim. Son olarak da 5 numaralı Anzio Beach var, yazmadığımız tek isim. Bana kalırsa bunu da ekleyin derim. 1 Mayıs'ta 1200 metre kum pistteki koşuyu yaklaşık 2 boy farkla kazanmış 1.12-26 derecesiyle. İkinci ayak 2 yaşlı İngilizlere mahsus bir maiden koşu. 1 metre çim pistte. Koşuda gördüğünüz gibi 10 isim start alacak. Burada da arkadaşlar 3 isim öne çıkıyor. Koşu $75.000'lık bir maiden koşu. Üst grup sayılabilecek bir maiden koşu. 8 numaralı Rand Curtis Michael Maker'ın antren ettiği Irad Ortiz Jr.'la start alacak olan bir Summerfront yavrusu. İlk yer vermek istediğim isim bu maiden koşuda. Daha sonra 4 numaralı No Time Alone var. John Velasquez'le start alıyor. Bu da Wesley Ward'ın antren ettiği bir isim. Kariyerinde bir kez start almış. 20 Mayıs'ta 1000 metre kumpistte bir 5.liği var. Son olarak da burada 7 numaralı Raw Courage var. Manuel Franco ile start alacak olan bir isim. Declaration of War yavrusu 1000 metre çimden kuma alınan yarışta 29 Mayıs'ta kariyerinin ilk startında 90.000'lik bir maiden koşuda ikinci olan bir isim. Bu üç ismin dışına çıkmaz gibi gözüküyor bu koşu. Bu maiden koşu. Bir sonraki ayak, 3. ayakta bir maiden koşu. 3 kara dişi İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte start alacak. 2 numaralı Dancing Firefly ile başlayacağız. An itibariyle de %20 AGF oranına ulaşmış Luis Saez ile start alacak olan 2 numaralı Dancing Firefly. Koşu gene $75.000'lık bir maiden koşu. Üst grup bir koşu diyebiliriz. 2 numaralı Dancing Firefly kariyerinde bir kez start almış. 1700 metre çim pistte Belmont Park'ta 22 Mayıs'ta ikinciliği var. 40 binlik bir maiden satış koşusu. Bir numaralı Comset, Eric Cancel'la start alıyor. Son startında 75 bin dolarlık bir maiden koşuda bir ikinciliği var. 1600 metre için pistte. 8 numaralı La Victoria, Irad Ortiz Jr.'la start alacak olan bir isim. Saptapit yavrusu 800 bin dolara satın alınmış bir isim. Todd Pletcher'ın antren ettiği. İki isim daha söyleyeceğim burada. 3 numaralı Eponas Dream, Dylan Davis'le start alıyor. Son olarak da burada 4 numaralı Tapples Cider, Manuel Franco ile start alacak olan bir isim. Bu maiden koşuda önereceğim isimler. İkinci altılı ganyanın dördüncü ayağına geldik. 3 kar İngilizlere mahsus 1600 metre kompiste bir şartlı koşu. 1 numaralı FF Rocket ve 8 numaralı Brilliant Brooks ekürü olmak üzere toplam 8 isim start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 55 bin dolarlık bir şartlı koşu. Orta seviyede bir şartlı koşu. Son startında 1700 metre için pistteki 30 binlik bir satış koşusunu bir boydan biraz fazla bir farkla kazanan FF Rocket ve ekürisi Brilliant Brooks. İlk yer tutmak istediğim isim Brilliant Brooks. 8 numaraydı sanırım. Evet. 8 numaralı Brilliant Brooks da bu koşuya nazaran üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Candy Wright yavrusu koşunun iddialı isimlerinden ilk Cancel'da start alacak. 8 numaralı Brilliant Brook, 1 numaralı FF Rocket'le eküri. Daha sonra hemen altında yer alan Kit Bourbon var. Irad Ortiz Jr.'la start alacak olan bir isim. Son 3 startında 2 ikinciliği var. Bugünkü koşuya benzer koşularda. Burada son olarak hemen onun da altında yer alan Uncle Mo yavrusu, Uncle Moonlight, Manuel Franco'yla start alacak olan bir isim. 1300 metre kum pisti gibi bir önceki startında bir maiden koşuyu 2 boy farkla kazanmış. 40 binlik orta seviyede bir maiden satış koşusu. Son startında da bir boydan az bir farkla 3. olmuş. Bu 3 isim ekürle beraber 4 isim oluyor. Bu koşu için yeterli gözüküyor. Geldik ikinci altılı ganyanın 5. ayağına. 3 kar İngilizlere mahsus 1400 metre çim pistte bir şartlı satış koşusu. Koşuda 11 isim start alacak gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada 9 numaralı Kokopelli büyük bir ihtimalle bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. An itibariyle de %41 AGF oranına ulaşmış Intunis çift yavrusu. Kariyerindeki 2 koşusu üst grup koşular. Koşu 45 bin dolarlık bir şartlı satış koşusu. 9 numaraya baktığımızda Kokopelli ilk startında geçen sene 6 Kasım'da 1200 metre çim pistteki koşuyu 1.10.32 derecesiyle 1.5 boy farkla kazanmış. 70 bin dolarlık bir maiden koşu. Son startında da 80 bin dolarlık bir şartlı koşuyu 8 Mayıs'ta o da 1200 metre çim pistte 1.08.36 derecesiyle 2.5 boy farkla kazanmış bir isim. Çok büyük bir hata yapmadığı sürece bugünkü koşuyu kazanır diye düşünüyorum ve tek olarak önereceğim isim bu altılı ganyanın 5. ayağında. Son ayakta 3 yukarı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir şartlı satış koşusu yine 13 isim start alacak gözüküyor. Burada da 7 numaralı Good Old Boy'la başlayacağım. Koşuya baktığımızda koşu 45 bin dolarlık bir şartsız koşusu. Toplam ikramiyesi 85 bin dolar olan. 7 numaralı Good Old Boy, Irad Ortiz Jr.'la start alıyor. Son startında 92 binlik biraz daha üst grup bir koşuda 5.liği var. Ondan önce bugünkü koşuyla eşdeğer bir koşuyu, 45 binlik bir koşuyu 1700 metre çim pistte oyun farkıyla kazanıyor. Bir önceki startında. Aynı koşuda ikinci olan Click Dicat var. 8 numaralı Click Dicat. Good Old Boy'un kazandığı koşuda boyun farkıyla ikinciliği var. Burada son olarak da yine aynı koşuda yarım boy farkla 4. olan Cold Hard Cash var. John Velasquez ile start alacak olan bir isim. 7 numaralı Good Old Boy ve 8 numaralı Click Dicat'ın 1. ve 2. olduğu koşuda, aynı koşuda yarım boy farkla 4. olan Cold Hard Cash 3 numaralı 2. altılı ganyanın 6. ayağımda son önereceğim isim. Geldik Yedili Plase'nin koşusuna. Yedili Plase'nin ilk ayağı 21.02'de bir satış koşusuyla başlıyor. 3 kar İngilizlere mahsus 1700 metre kompiste bir koşu. 10.000 dolarlık son derece vasat bir satış koşusu. 28.000 dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 5 numaralı Runabout son startında 20.000'lik bir satış koşusunda ikinciliği var. Daha doğrusu son 5 koşusundaki üçüncülüğü, 3 tane de ikinciliği olan bir isim. Benzer koşularda, yani satış koşularında ve kompiste start almış çoğunlukla. Bir isim daha yazmak gerekirse hemen altında yer alan 6 numaralı Heavy Roller, Yedili Plase'nin ilk ayağında önereceğim ikinci isim. Bu sene son 3 startından ikisini kazanmış. Bunlar 10.000 ve 16.000'lik satış koşuları, gördüğünüz gibi 1600 ve 1700 metre çim pistler, kum pistlerde. Bu iki isim 5 ve 6 Yedili Plase'nin ilk ayağında yeterli gibi gözüküyor. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce bu web sitesinden bahsediyorum. Gerçi birçoğu arkadaşımız biliyordur. xbracing.com. Bu web sitesine gidin. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüyle kullanabileceğiniz bir web sitesi. Atların geçmişlerindeki tüm koşularının videolarını izleyebilirsiniz. Bazı atların galoplarına ulaşabilirsiniz. Bu videoya ulaşabilirsiniz. Altılı ganyan şablonuna ve yorumlara ulaşabilirsiniz. Herhangi bir üyelik, abonelik vesaire gerektirmeyen bir web sitesi. Koşular esnasında da sonuçlara açıklanan açıklanmaz sonuçlar bu web sitesinden ulaşmanız mümkün. Faydalı olacağını düşündüğüm bir web sitesi, kullanırsanız lehinize olur gibi gözüküyor. İkinci altılı ganyan 21.31'de başlıyordu. İkinci altının ilk ayağı zor bir koşu. Ben haş yaptım burayı. Çok öne çıkan bir isim yok. Atlar birbirlerine çok denk isimler. Yine de bir sıralama yapmak gerekirse 6 numaralı Tapalis, 4 numaralı Pierre Forti, 3 numaralı Beachfront, 1 numaralı Revenio, 2 numaralı Fleet Ridge, 7 numaralı Beat That Flow ve 5 numaralı Anzio Beach var sıralamada. İkinci ayakta 8 numaralı Rand Curtis, 4 numaralı No Time Alone ve 7 numaralı Raw Courage var. Üçüncü ayakta bir maiden koşu. 2 numaralı Dancing Firefly, 1 numaralı Comset, 8 numaralı La Victoria, 3 numaralı Eponas Dream ve 4 numaralı Tapples Cider önereceğim isimler arasında. Dördüncü koşu, ikinci altılı ganyan dördüncü koşu ekürlerle başlıyoruz. FF Rocket ve Brilliant Brooks ekürisi. 2 numaralı Kit Bourbon ve 3 numaralı Uncle Moonlight bu koşudaki isimler. 5. ayak 9 numaralı Kokopelli tek olur gibi gözüküyor. Son ayakta da 3 isme yer verdik. 7 numaralı Good Old Boy, Click Dicat ve 3 numaralı Cold Hard Cash var. Bunlar aynı koşuda birinci, ikinci ve dördüncü olan isimler benzer koşuda. Altılı ganyanın son ayağındaki önereceğim 3 isim. Hepinize mutlu bir cuma günü diliyorum. Abone değilseniz, videoları, yorumları güzel buluyorsanız şuradaki abone ol kısmına tıklayarak abone olursanız sevinirim. Hepinize bol şanslar.